Son seansla karşınızdayız. Son seansta birinci bölümde Haziran ayında açıklanan işsizlik rakamlarını konuşacağız. İşsizlik rakamları %10 sınırlarına kadar gerilemeye başladı. 13'lerden buralara doğru geliyoruz. Bunu Profesör Doktor Zeynep Ökten'le konuşacağız. Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Zeynep Ökten bizimle birlikte olacak. İkinci bölümde geçtiğimiz günlerde Akbank'ta yaşanan ve pek çok kimsenin para çekememe ve işlem yapamamasıyla sonuçlanan sorunun sekonder etkileri üzerinden giderek acaba siber saldırılar hangi durumlarda yapılıyor, siber saldırıya maruz kalan şirketler nasıl önlem almalıdır gibi konuları konuşacağız. Platin Bilişim CEO'su Ayhan Bamyacı ile bu konuyu konuşacağız. Yedekleme ve yedekleme sistemleri üzerinden hareket edildiği takdirde sistemlerin ya da şirketlerin ne kadar güvenilir olup olmayacaklarını anlamaya çalışacağız. Her şeyi paylaşacağız. Bundan sonra diğer bankalarda ya da diğer şirketlerde benzeri durumların yaşanabileceği endişeleri de böylece ortadan kalkmış olacak. Rakamlara bakıyoruz. Dow Jones 35.200 puanda 0.48 yukarıda. S&P 500 4.433'te 0.16 yukarıda. Nasdaq aşağı doğru hareket ediyor. 15.055 puanda. Amerikan tahvilleri geliyor. Amerikan 2 yıllıkları 0.228'de, 10 yıllıklar 1.338'de, 30 yıllıklarda 1.980'de, 30 yıllıkların 2 sınırına gelmesi an meselesi. Emtia var sırada. Ons altın 1.731 dolarda, Brent petrol $70.74 şu an itibariyle. Amerikan ham petrolü de $68.55'ten işlem görüyor. İşsizlik rakamlarını konuşacağız. Profesör Doktor Zeynep Ökten şu anda Skype hattımızda, Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi. Zeynep Hocam hoş geldiniz. Merhaba Ali Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi işsizlik rakamını konuşacağız. Ciddi bir gerileme söz konusu. Biraz sürpriz, yani bu kadar gerilebileceği tahmin edilmiyordu. Henüz çünkü koronanın etkisinden çıkmadığımızı ve İşten çıkarma yasaklarının hemen akabinde bu rakamların bu seviyeye gelmesi sevindirici. Ama elbette TÜİK'in bundan sonra çıkacağı rakamlara bakarak daha doğru karar vermemiz mümkün olabilecek. Haziran ayı itibariyle Türkiye'de işsizlik 10.6 oldu. Daha önceki işsizlik rakamı 13.2 idi. Çok ciddi bir gerileme söz konusu. En önemlisi de genç işsizlikte gerilemeler var. Grafiklerimiz gelecek ekrana. Sizden şöyle enine boyuna dört başı mamur bir İşsizlik ya da istihdam değerlendirmesi almak istiyoruz. Buyurunuz. Evet Ali Bey, şimdi Haziran ayı işsizlik rakamları önemli. Çünkü tam da ekonominin artık canlanmaya başladığı, o Mayıs'taki kapanma sonrasında ekonominin açıldığı döneme ilişkin rakamlardan bahsediyoruz. Şimdi orada işsizlik rakamı evet bizi mutlu ettik. Ciddi bir düşüş var ve bu düşüşün kaynağı da ilginç ve güzel olan tarafı oradan geliyor. Çünkü sanayide, evet, inşaatta yüksek istihdam yaratıldı. Hizmetler sektöründe esas iş kayıpları vardı. Hizmetler sektörü daha Haziran ayında tam olarak kendini toparlayamadığı için büyük bir ihtimalle onun etkisini de Temmuz ve Ağustos'ta göreceğiz. Sanayide istihdam yaratılması, inşaatta istihdam yaratılması güzel haber. Ve
Oradan da şunu da çıkarsayabiliriz büyük bir ihtimalle. İhracat rakamlarımız da yukarı doğru gidiyor. Sanayimiz zaten hiç durmadı. Özellikle imalat sanayide çok ciddi anlamda pandemi döneminde aktif olarak çalıştı. Ve buna bağlı olarak da istihdam da yarattı. Evet. İyi taraf bu. Biz demek ki Temmuz ayında da daha yüksek istihdam rakamları görebileceğiz. Şimdi burada diğer taraftan baktığımızda bir iki tane de konuşulması gereken durum hususlar, var ki evet. O da istihdama katılım oranının, daha doğrusu iş gücüne katılım oranının düşmesi. Bu ilginç. Sabahtan beri pek çok yorumcu, iktisatçı bunu konuşuyor. Acaba neden diye düşünüyoruz. Çünkü eğer işe alımların açıldığı bir ortamsa ve yaklaşık 3,5 milyon insanımız hala işsiz gözüküyor. Yani istihdam bir yandan artıyor ama işsiz sayımız da 3,5 milyon. Evet. Hiç azımsanacak bir rakam değil. Ve bu işsizliğin olduğu bir durumda iş gücüne katılım neden bu kadar düşük olur? Hatta o da düşer. Yani insanlar istihdam piyasasından çıkıyor demektir bu. Onun için orada böyle bir şey var, açıklanması gereken bir durum var TÜİK tarafından. Diğer taraftan baktığımızda atıl iş gücü dediğimiz oran %22.4. Evet. Yani işte tam zamanlı çalışmak değil, belki yarı zamanlı çalışmak, bir iş bulmak derdinde olan insanların ya da bir şekilde sisteme küsmüş, bir kenarda bekleyen, bir aydan uzun süredir bir başvuru yapmamış olan insanların oranı da %22.4. Belki o %22.7 genç işsizlik %22.4'tü. Rakamları karıştırıyor olabilirim. Bunlar hala çok ciddi rakamlar. Yani bizim esasında baktığımız genel işsizlik oranı dediğimiz oran atıl iş gücüyle öyle adlandırılıyor artık bu yeni ölçüm sisteminde. O oran bize geniş işsizliği veriyor. Genç işsizliğinde evet bir miktar azalma var fakat hala çok yüksek. Yani bunlar can acıtıcı durumlar. İşte belki Temmuz ayında turizmin canlanması, turizm sektöründe işte çalışanların, gençler daha çok o tarafta daha istihdam olanağı buluyorlar. Onlarla birlikte bir parça daha azalma görebiliriz. Ama işsizlik rakamları hala 3,5 milyon kişiyi düşündüğümüz zaman can acıtıcı düzeyde. Bir diğer şey de, bugün Ali Hakan Kara Hoca ona dikkat çekmiş, hakikaten çok önemli. 2010 yılından itibaren kadınların iş gücüne katılım oranında çok keskin bir düşüş var. Evet. Bunun üzerinde çalışılması ve bakılması gerekiyor. Çünkü bu kadar düşük bir kadın iş gücü oranı OECD ülkeleri içinde en düşüklerinden bir tanesi. Bizi de esasında potansiyel büyümeyi yakalamanın gerisinde bırakıyor. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam zaten sistemde bu kadar işsizlik varken kadınların da sisteme katılmasıyla birlikte işsizlik oranı artabilir. Ama şöyle de bir şey var. Kriz dönemlerinde genellikle erkekler, yani daha çok erkekler çalıştığı için işleri kaybettiğinden kadınların da daha düşük ücretli ve daha flexible işlerde çalışma olanağı olduğunda kriz dönemlerinde kadın istihdamı daha çok artar. Kadın iş gücüne katılımı artar. Çünkü işte evde bir kişi çalışıyorsa ve o erkekse işini kaybettiyse bu sefer kadın girer sisteme. Fakat kadının sisteme girdiği zaman da genellikle yasal olmayan yollardan çalıştı. Sigortasız çalıştırıldı. Evet. Ve bir şekilde kadın emeğinin sömürüldüğü sonucunda buradan çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Evet, o biraz önce vurguladığınız konuya ben katılıyorum. Yani hiç asla öyle bir şey düşünmüyoruz. Yani kadınların istihdamda ne kadar çok yer almaları halinde ekonominin o kadar çok dinamizm kazanacağını biliyoruz. Yani bu kadın erkek ayrımının ötesinde istihdamın geliştirilmesi bakımından önemli. Kadın istihdamının bu kadar gerilemiş olması tabii hakikaten üzüntü verici. Bir de OECD ülkeleri arasında bildiğim kadarıyla ya sonuncuyuz
ya da sondan bir önceki sıralamadayız. Yani 37 ya da 38 kürsüsünde bulunuyoruz. Bu bizim gibi bir ülke için tabii çok onur kırıcı ve umutsuzluk yayıcı bir durum olarak görülebilir. Onun geliştirmesi için yani kadın istihdamını özendirici tedbirler alınması gerekiyor. Erkek istihdamının çok iyi gelişmesi biliyorsunuz işte bu pandemi sürecinde kurye kargo taşıma sistemlerinde, motosikletli kuryeler özellikle erkeklerden seçiliyor ve genç erkeklerden seçiliyor. Kadınlar da aynı işi yapabilecek durumdalar ama kadınları maalesef tercih etmiyor şirketler. Yani motosiklet kullanma ayrı bir beceri gerektiriyor ama motosiklet kullanan ve bu işi yapabilecek durumda olan çok sayıda kadın var. Onlar galiba erkeklerin bu konuda çok daha dayanıklı olduğunu düşünüyor olabilirler. Biraz önceki tespitinizden yola çıkarsak, Haziran ayında eğer 10.6'yı gördüysek, Temmuz'da, Ağustos'ta muhtemelen tek haneler gelebilir mi acaba önümüze? Yani tek haneli işsizlik rakamıyla tanışabilir miyiz? Ali Bey, şimdi esasında Temmuz'da da işten fesih yasaklarının kalkışı var. Evet. Onun sonuçlarını da göreceğiz. Ama ben daha önce de bunu yorumlamıştım. İş fesih yasaklarının ortadan kalkışıyla birlikte esasında işten çıkartılacak insan sayısı birdenbire artmayacak diye düşünüyordum. Sonucun öyle olacağını da düşünüyorum hala. Ancak bu iş fesih yasaklarıyla işten çıkartılacak insanlar zaten sistemde çıkartılması düşünülen, o üretim sistemine marjinal faydası olmayan, zaten dönemsel olarak hep bir friksiyonel şekilde bir işten çıkarma ve işe alma vardır. O insanların işten çıkartılacağını düşünüyorum. Çünkü ekonomi cidden canlandı. İkinci çeyrekteki büyüme rakamının çok yüksek geleceğini düşünüyoruz. Avrupa Birliği canlanmasına devam ediyor. Bizim en büyük ihracat yaptığımız yer Avrupa Birliği. Dolayısıyla sanayinin çarkları sürekli olarak dönüyor. Onun için ben Temmuz'daki iş fesih yasağının olumsuz etkisini çok fazla yaşamayacağımızı düşünüyorum. Ve evet, belki de tek haneli rakamlara inebiliriz. Turizmin verdiği canlanmayla, otel açılışlarıyla ve otelde, kafelerde, restoranlarda çalışan insanların artışıyla birlikte bu sefer hizmetler sektörünün daha pozitif katkısını görerek sanayi zaten devam edecek. İnşaat yazın devam eder. Zaten yazın mevsimsel olarak da işsizlik düşer. Turizmin ve hizmetler sektörünün katkısıyla birlikte belki tek hanelere inme ihtimalimiz var. Ama bizim yapısal bir işsizlik problemimiz olduğu da kesin. Yani evet. Burada çünkü o tek hanelere inen işsizlik rakamı biliyorsunuz son bir ayda iş başvurusu yapan insanları gösteren. Ama bizim çok uzun süredir uzun süreli işsiz kalan insanlarımız var. Ve onların bir yapısal problem haline geldiği bir durumumuz var. Onun için genellikle atıl iş gücü oranına bakarak yorum yapmamız daha destekleyici olacak diye düşünüyorum. Çünkü soruna parmak basmadığımız süre içinde o sorun orada bir kenarda bekleyecek. Onun için işsizliğin o yapısal sorununa çare bulunması gerekiyor. Tabii bu da hem eğitim sistemiyle hem üretim sisteminin değişmesiyle birlikte olacak bir şey. Çok kolay bir şey değil. Onun için biz daha çok işte esas açıklanan işsizlik rakamlarına odaklanıp dar kapsamlı işsizlik rakamlarına odaklanıyoruz. Ama diğer tarafta yapısal işsizliği de unutmamamız gerekiyor. Evet, 3-4 dakika kadar vaktimiz var, 3 dakika kadar diyelim. Burada kadın istihdamını biraz daha konuşalım isterim. Çünkü yani nüfusun yarısı kadın, %50-51'i hatta bazı ülkelerde çok daha yüksek oranlar, 52'ye-53'e ulaşan oranlar var, örneğin Ukrayna gibi. Dolayısıyla nüfusun yarısı kadın ve kadınlar istihdamda gözükmüyorlar. %30 seviyesinde Türkiye'deki durum. Hele hele genç kadınlarda bu çok daha trajik ve dramatik bir manzara arz ediyor. Ne işte ne eğitimde olan kadınların oranı çok daha yüksek. Bu sebepten dolayı Türkiye'nin gerçek anlamda bir üretim ülkesi olabilmesi amaçlanıyorsa kadın istihdamının çok hızlandırması lazım. Ama kadınların iş yaşamına katılmaması konusunda hem aile baskısı, hem yönetsel baskı,
hem mahalle baskısı diyelim aklınıza gelebilecek her şey. Hatta kadınların kendi kendilerine uyguladıkları kimi kısıtlamalar dolayısıyla kadınlar iş yaşamının içinde olamıyorlar. Bunun nasıl kırılabileceği konusunda yani herhalde bir en fazla, en çok da bir kadın düşünebilir diye düşünüyorum. O bakımdan soruyorum. 2 dakika kadar da bunun üzerine kafa yorarsak öyle noktalayabiliriz. Ali, ben bu konuda çok çalışıyorum. Özellikle gender, işte bir kadın olmanın verdiği şeyle de son çıkardığım kitabım da işte kadının ekonomideki hayatı ve onu da biraz herkes tarafından okunabilsin diye kıyafetlerle de şekillendirmeye çalıştım. Dolayısıyla kadınların esasında tüm dünyada dünya savaşlarının öncesine kadar iş gücüne katılımı esasında çok da yoğun değildi. Ya da daha doğrusu katılsa bile çok emek sömürüsüne dayalıydı. Evet. Daha sonra işte sanayileşmeyle falan kadının iş gücüne katılımı artmaya başladı. Fakat bizim gibi ülkelerin kültürlerine bağlı olarak kız çocuklarının hem okutulması, hatta ilk öğretim iyi ki zorunlu oldu. Bu sayede kız çocukları da gidiyor. Ama daha sonra da üniversiteye gidecek aileden 2 kişi varsa, bunlardan biri erkek çocuk, biri kız çocuksa, aman erkek okusun diyorlar maddi sıkıntı varsa. Onun için de bir okuma kısıtı da var kız çocuklarında. Şimdi o üniversiteye gidemeyen kız çocuklarının zaten iş hayatına atılımı da zorlaşıyor. Onun ötesinde çalışmaya niyetli olan kadın bir şekilde kendine iş bulabiliyor ama burada da çok acı bir şey var. Her zaman bunu konuşuyoruz. İşte kadınla erkek arasındaki ücret farklılığı hep evet. kendini koruyor ne yazık ki Ali Bey. Ona camdan tavan diyoruz. Evet. Ve kadınların aynı işte, aynı seviyedeki erkeğe göre daha düşük ücret aldığını TÜİK de açıkladığı rakamlarda söylüyor. Hatta bu konuda Avrupa bizden de daha kötü. İngiltere'nin verileri kadın erkek ücretleri konusunda Türkiye'den daha kötü bir ayrımcılığa işaret ediyor. Onun için İngiltere'de emekli olan kadınların özellikle emekli maaşları çok düşük olduğu için o kadınlar emekli olduktan sonra da uzun süre çalışmak zorunda kalıyorlar. Kadın istihdamını arttırmak için bu kurumsal yapıyı, bu kültürel yapıyı bir şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Çok güzel örf adet geleneklerimiz var ama kadının daha çok evinde olması gereken bakış açısını bizim kırmamız gerekiyor artık. Onun için de ben üniversitedeki kız çocuklarına veya işe girecek olan kız çocuklarına pozitif ayrımcılık yapmayı tercih ediyorum. Özellikle tekstil sektöründe kadın emeği çok yoğundur. İhracatta da 3. önemli sektörümüzdür tekstil sektörü. Evet. Çok büyük katkı sağlar. Ve bu sektörde özellikle kadınların çalışması sadece işçi olarak çalışması değil ama aynı zamanda moda sektöründe marka yaratarak çalışması ve kendi markalarını yaratması ve bunlarla çok büyük ilerlemeler kaydetmesini çok teşvik ediyorum. Bu konuda da sivil toplum kuruluşlarında eğitimler vermeye çalışıyorum. Evet, çok teşekkürler. Bir ilave yapacağım, öyle noktalayacağız. Yani kadınların istihdama katılmasıyla erkeklere alanın daralacağını iddia edenler bence yanılıyorlar. Orada hatta rekabetçi bir ücret sistemi ortaya çıkacaktır. Hele bir de bu cam tavan kırılabilirse o zaman asıl ücrette rekabet sistemi ortaya çıkacaktır. Ve kadınlarla erkekler arasında tercih yürütürken işverenler mesela kadınları daha verimli çalışan elemanlar olarak görmeye başlayacaklar. Bu da kadınların istihdamını artıracaktır diye düşünüyorum ama elbette bunun için işverenlerin farklı bir göz ve gözlükle bakması lazım. Çok teşekkürler Zeynep Hanım. Reklama gidiyoruz. Bilişim konuşacağız ama bilişimi bilişim konusundaki yürütülen faaliyetlerden ziyade bilişim sektörüne yönelik hacklenme dediğimiz ortadan kaldırma ya da zafiyet yaratma durumlarıyla ilgili olarak alacağız. En yakın örnek hatırlayacaksınız bir süre önce Akbank'ta benzeri bir durum yaşandı. Akbank'ın sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle uzunca bir süre, yaklaşık 48 saat neredeyse hiç işlem yapılamadı. 48 saatin sonunda da peyderpey işlemler yapılabildi. Bu
büyük bir bilişim zafiyetinin sonucu. Buna karşı önlem alınabilir mi? Evet, alınabilir. Eğer önlem alınabilmiş olsaydı o zafiyet yaşanmayabilirdi. Peki Akbank'ta yaşanan bu durum diğer bankaların, diğer şirketlerin, diğer kurumların başına gelebilir mi? Evet, gelebilir. İşte buna karşı neler yapılabileceğini konuşacağız. Çünkü şöylesi bir tekerleme var aslında. Hacklenmeyecek şirket yoktur. Hacklenme sırası gelmemiş şirket vardır. Bu ne demek? Dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir şirket bilişim altyapısı hacklenebilir ama hackerların buna zamanı olmamış olabilir ya da o şirket o hackerların kullanım alanına girmemiş olabilir. O yüzden vakit varken ve testi kırılmadan önlem almak gerekiyor. Acaba neler yapılabilir diye. Şirketiniz varsa bizi dikkatle dinlemenizi rica ediyoruz. Ya da şirketiniz yoksa bile iş yaptığınız şirketlerin, bankaların, kuruluşların sistemlerinin güvenli olup olmadığını anlamak istiyorsanız bizimle kalın. 40 dakika boyunca bunu konuşacağız. Platin Bilişim CEO'su Ayhan Bambiyacı bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ayhan Bey. Merhaba, hoş bulduk Ali Bey. Ben dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım ama bu en son yaşanan Akbank hadisesi hakikaten burada ciddi bir zafiyet olduğunu gösterdi. Yani çok hafife aldıklarını düşünüyorum ben. Hala da bankaların bu yedekleme ya da sistemlerini güvenceye altına alma konusunda yeterince ciddi düşünmedikleri kanaatindeyim. Halbuki bu örnekten yola çıkarak pekala bugünden alınacak önlemler onları çok güvenli limanlara doğru götürebilir. Şimdi bilişim güvenliği, isterseniz önce bir sektörü anlatmanızı rica ediyorum bize. Yani sektörde ne olup bitiyor, pandemi sürecinde neler yaşadınız, bir rapor çıkaralım sonra öbür tarafa doğru geçeriz. Peki. Şimdi veriler artık her şey dijital olduğu için, ekonomiler dijital, firmalar dijital, yani finans kurumları da, üretim sektörü de, ticaret de, her şey artık dijital üzerine döndüğü için bilişim çok önemli bir hale geldi. Eskiden de biz hep çok önemli olduğunu söyledik ama artık ticaret bunun üzerinden döndüğü için çok çok önemli bir hale geldi. Tabii bunun da alt başlıkları var. Biz bunun bir parçasıyız. Yani biz bilişim güvenliği veya bilgi güvenliği konusunda hizmet veriyoruz. Aslında bilgi güvenliği dediğiniz şeyin bile altında o kadar çok kırılım var ki yani biz bunların hepsini yaptığımızı dahi iddia edemiyoruz. Onun da bir alt kümesini yapıyoruz. Yani bir kere bu kadar detaylı, bu kadar ekspertiz gerektiren bir iş olunduğunun bilincinde olmak lazım. Birinci evet. Bunu söyleyebileceğim. Ama yani böyle biraz daha basite indirgersek iki tane temel konu var. Birincisi veriyi olduğu yerde korumak. Yani statik koruma diyoruz. Yani hard disklerde ya da saklandığı yerlerde verinin değişmeden, bozulmadan veya yok olmadan korunmasını sağlayacak tedbirler var. Bunun için işte bir takım kümeleme çözümleri, yedekleme çözümleri, arşivleme çözümleri, felaket önleme çözümleri gibi çözümler kullanıyoruz. Bir de veriniz orada duruyor, yetkisiz insanların o verilere erişmesini ve üzerine müdahale etmesini engelliyoruz ki yetkisiz en önemli erişim sizin biraz önce söylediğiniz gibi hacking dediğimiz evet. Olay oluyor zaten. Yani sizin izin vermediğiniz bir şekilde verilerinize erişiyorlar ve bu verileri ya kendi çıkarları için kullanıyorlar veya sabote edebiliyorlar veya başka türlü size hasara, zarara uğratabiliyor veya zarara uğratacağı tehdidiyle sizden fidye alabiliyorlar. Yani tabii. Tüm bizim yaptığımız şeyler, tüm bunların önüne geçmek için gerekli olan teknoloji, süreç ve insan kaynağını sağlamak diye düşünebilirsiniz. Evet, şimdi iki bölümü ayırdınız. O zaman o birinci bölümü konuşalım, sonra ikinci bölüme. Peki. İkinci bölüm yani polisiye bir şey, yani çok heyecan verici. Orada o kadar çok şey var ki sormak istediğim. Birinci bölümde diyorsunuz ki, bilgilerin bir yerde sabit olarak toplanması ve yedeklenmesi. Bilgiyi evet. Topladınız bir yere ama işte sel oldu, yangın oldu, deprem oldu ve benzeri bir felaket yaşadınız ve bilgiyi kaybettiniz. Şimdi bu durumda yapılması gereken nedir? Şöyle bir kural var. İki lokasyon, iki medya. En az. Evet, yani bu böyle bir şey var. Yani, gücünüz varsa 3, 4 de olabilir. Yani mutlaka ama buna mesela teknoloji çok uygun değil şu sırada. Yani daha fazla medya şeyi yok. Ama bu arada teknoloji de gelişiyor. Ben bir donanım firmasının üst düzey yöneticisiyle geçen sene bir toplantı yaptığımda bir bilgi edindim. Yani tabii onu bilmiyordum. Amerika'da bir ihale açılmış Ali Bey. Amerika'nın eski arşivlerini, normal analog olan arşivleri dijital olarak saklamak için bir teknoloji üretilmesi için bir şey açılmış ve istedikleri şey 500 yıl
saklanması. 500 yıl. Ki 500 yıl yani kağıdın ömrü o kadar değil biliyorsunuz. Tabii. Ama dijital olarak 500 yıl saklayabilecek bir teknoloji üretmelerini istemişler. Ve bu firma şu anda o teknoloji, ihaleyi kazanmış o teknoloji üretiyor. Yani demek istediğim dijital olarak bizim şu anda düşündüğümüz medyalardan, bizim düşündüğümüz ortamlardan çok daha farklı, çok daha yeni ortamlar gelecek. Çünkü dijitalden geri dönüş yok. Artık bundan sonra her şey dijital evet. olacağı için bu dijitali saklamak için şey olacak. Sizin biraz önce söylediğiniz önlemde yani bu sorduğunuz soruda disaster olursa, bir felaket olursa bunu önlemeden dediğim gibi birincisi lokasyon değiştirmek. Evet. Eğer ki merkeziniz İstanbul'daysa İzmir'e, Ankara'ya, Eskişehir'e, Konya'ya veya başka bir ülkeye tabii kanunlar izin veriyor ise evet. verilerinizin bir kopyasını gönderiyor durumda olmanız lazım. Yani birincisi bu. İkincisi başka bir medyaya da yapmanız lazım. Önce diski alıyorsanız başka bir yere almanız lazım. Ya da bir tip diski alıyorsanız başka bir diski almanız lazım ki oradaki bir teknolojik sıkıntıdan dolayı verileriniz kaybolursa ikinci kopyaya geçin. Bizim yedeklemeyle yaptığımız şey verinin olabildiğince çok kopyasını alarak risk anında sizin öngördüğünüz sürede geri dönmenizi sağlamak için olan teknolojileri size sunmaya çalışıyoruz. Yani yıllardır hep aynı şeyi yapıyoruz ama her seferinde çok ilginç hikayelerle de karşılaşıyoruz. Evet, şimdi biz bir deprem ülkesiyiz. Ülkemizin üzerinden 3 tane büyük fay hattı geçiyor. Bir tanesi Doğu Anadolu fay hattı, birisi Kuzey Anadolu fay hattı, biri de Yunanistan'dan gelip bizim içimize kadar giren Ege fay hattı. Bu fay hatları üzerindeyseniz, ben sadece kendi fikrimi söylüyorum, siz evet ya da hayır demek durumundasınız, uzman sizsiniz. Örneğin bu fay hatlarının üzerinde bir şirketiniz varsa mutlak surette değil mi? Fay hattının dışındaki bir yerde bir yedekleme yapmalısınız. Bu bir. Kesin. Deprem için bu. Ama yangın için buna gerek kalmayabilir. Yani yangın işte çok lokal şeydir. İşte bir bölgede çıkar ve muhtemelen güvende olan pek çok bölgede verinizi saklayabilirsiniz. Sel de aynı şekilde. Yani deprem dışındaki tehlikelerde fazladan önlem almaya gerek var mı? Depremdeki önlem ne olmalı size göre? Türkiye için soruyorum. Bunların her birisi içinde değişik örnekler ve şeyler var, yaşanmışlıklar var. Onları söyleyebilirim. Bir kere risk analizini yapmak lazım. Yani evet. hangi merkezdeyseniz ve ne tür risklerle karşı karşıya kalıyorsanız, kalma şeyiniz varsa ona önlemeniz lazım. Yani eğer ki burada atıyorum bir deprem riskiniz varsa aynı fay hattı üzerindeki başka bir şehire bir şey kurmanız belki çok akıllıca olmayabilir. Evet. Yani bu anlamda söylüyorum. Ya da ya bu analize göre bir şey yapmanız gerekiyor. Bu arada çok farklı risklerle karşılaşabiliyorsunuz. Mesela sel bizde yeni bir risk olarak geldi. Evet. Ama ben biliyorum bundan yaklaşık 20 yıl önce bir sel felaketleri bir veri merkezi hem de çok fazla server bir anda su altında kalmıştı. Böyle ne yaptılar onlar yoktu. Mesela? Nasıl çözüm bulabilirler yani, mi? Şöyle, bizim de orada bir şeyimiz vardı, hizmet veriyorduk. Onu bildiğim için size hikayeyi söyleyebilirim. Bir kere biz de öyle bir sel geleceğini hiç düşünmemiştik. Yani evet. Çünkü öyle bir gündemde olmadığı için. Sadece bir şey söylemiştik, o zaman şimdi söylediğim gibi bir felaket önleme merkeziniz olması lazım. Oradaki bir bölüm server'a biz bakıyorduk. Biz bunu başka bir şehre taşıyalım dedik. Dediler ki başka şehre taşıyamayız. Öyle bir bütçemiz yok. Dedik hiç olmazsa başka bir yakaya taşıyın. Evet. Yani Avrupa yakasındasınız. Anadolu yakasına. Dediler ki Anadolu yakasında Kartal'da bir binamız var. Harika dedik. Çok biz güzel. Oraya taşıyalım. Ondan sonra bize orada bir yer verdiler. Biz buradan yedeklerimizi aldık ve yedeklerin bir kopyasını her gece Kartal'a taşınmasını sağladık. Ve bu felaket olduğunda tabii çok üzüldük ama bir yandan da sevindik. Hiç olmazsa bizim verilerimiz kurtuldu diye. Fakat bu risk analizi çok önemli bir şey. Sadece bir tedbirle işinizi halledemiyorsunuz. Biz o verileri maalesef çalıştıramadık. Nedeni de o verilerin üzerinde çalışacağı makineler yoktu. Evet. Çünkü verileri almışlar ama oraya boş makineler konmamış. Koymuşlar. O zaman bütçe imkanları da yapılmadığı için onlar konulamamıştı. Ve bir anda da çok fazla sunucuya ihtiyaçları olduğu için tüm Avrupa işte ayağa kaldırıldı. Birkaç hafta içinde ancak sunuculara geldi ve veriler geri şey yapıldı. Yani şunu demek istiyorum. Aklınıza gelen o Murphy kanunları gibi ne kadar ters gitmesi gereken şey varsa hepsi. Ters gidebilir. Bu arada onun bir ilerisini anlatıp sözümü şey yapayım çünkü çok ilginç bir hikaye. Daha sonra onlar yapıldı, edildi, bitti, işte her şey yoluna girdi ve daha sonra o ikinci bizim felaket önleme merkezi olarak koyduğumuz binanın
birinci katını gene su bastı. Ama bu defa sel değil, kanalizasyonla ilgili bir şeyden dolayı bu defa da ikinci binada bazı hasarlar ortaya çıktı. Yani her zaman her çeşit riske karşı hazırlıklı olmak gerekiyor Ali Bey. Evet, çok fonksiyonlu düşünmek lazım. Kesinlikle. Bu şuna benziyor Ayhan Bey. Mesela işte sokaktasınız, aynı anda hem cep telefonunuzu hem cüzdanınızı kaybettiğiniz andan itibaren zaten korumasız olarak kalıyorsunuz. Bu veri güvenliği bu kadar önemli. Yani cüzdanınızı ve cep telefonunuzu kaybettiğiniz anda kendinizi ne kadar yalnız hissediyorsanız şirket de o duruma giriyor. Şirketin bütün hafızası gidiyor. Şimdi diğer bölümüne gelelim. Yani doğal afetler dışındaki sebeplerle ortaya çıkan siber saldırılardan bahsedeceğiz. Belki de üzerinden çok konuşmamız gereken konu bu. Doğru. Şöyle düşünelim. Siber saldırı önce bir tarif etmenizi rica ediyorum. Nedir? Nasıl yapılır? Siber saldırı için bir hazırlık evresi vardır derler, öyle diyorlar. Yani minimum 200 gün, 250 gün bir hazırlık olur. Şimdi siber saldırı hazırlığı yapılırken siber saldırıyı önleme yetimiz var mı, yok mu? Siber saldırı şöyle düşünebilir, dijital varlıklarınıza izinsiz bir giriş. Evet. Yani tam en kısa şeysi bu. Tabii ki bunu yapabilmek için birkaç yöntem var. Bazısı hani en zoru sizin söylediğiniz gibi bir şekilde bir zafiyet bulup, bir açıklık bulup oradan girerek yapmak. Ama bunun daha kolay yolları da var. Mesela? Onun için bir araştırmayı size söyleyeceğim. Sanırım Amerika'da yapılmış bir araştırma. İnsanlara şey soruyorlar, diyorlar ki ya sizin şifrenizi satsanız acaba kaç dolara satarsınız? Yani evet. 4 tane seçenek var. 5 dolar, işte o diyelim ki atıyorum 20 dolar, 50 dolar, 100 dolar. Evet. Genellikle 20 dolara insanlar kötü olmuş. Yani şimdi siz 20 dolara eğer ki bir kişinin eğer şifresini ele geçirmiş iseniz, yani geçirebiliyorsanız ve bu şekilde içeri sızıyorsanız milyonlarca dolarlık güvenlik sistemlerin zaten arkasına geçmiş oluyorsunuz. Tabii. Elbette o arkada başka güvenlikler var ama yani diyeceğim bazı sosyal mühendislikle veya şeyle düşündüğünüzden çok daha kolay bir şekilde hem teknolojik zafiyetler hem de sosyolojik zafiyetler tespit edilebiliyor ve bu verilere girilebiliyor. Dolayısıyla siber güvenlikten bizim yapmaya çalıştığımız hem teknoloji olarak bu şeyleri önlemek hem de süreç olarak insan kaynağı olarak bunları önleyecek bir takım teknolojiler ve önlemler alabilmek ki burada şuraya kadar gidebiliyoruz. Yani seyircilerimiz de o konuda şey olsunlar, yani çözüm var, hiç çözümsüz kesinlikle değiliz ama çok fazla teknoloji kullanmak gerekiyor. İnsan davranışlarını izleyip normal ve normal olmayan davranışları ayırt edip bunlardan alarmlar üreten bir takım sistemler var. Mesela bir örnek vereyim. Mesela Ali Bey diyelim ki şeye geliyor, ofisine her zaman genellikle 8.30 ila 9 arasında gelir. Bir kahve İlk söyler. İlk iş olarak önce makinesine login olur. Login olduktan sonra işte önce falanca gazeteyi okur, filanca şeyi yapar. Sonra 16'da da çıkar. Yani Ali Bey'in bir davranış kalıbı var. Evet. Şimdi Ali Bey… Bunu keşfederlerse… Eğer keşfederlerse ve Ali Bey'in şifresiyle girdiği halde Ali Bey yaptığı saat 9'da yaptığı hareketi saat 1'de yaparsa o zaman Ali Bey'in olmayabileceğini en azından mutfakta şey olabilir. Biri vardı. Evet, olabilir. Yani buna gelinceye kadar tabii oradan da çok daha fazla teknolojiler var ama bunu yakalamak mümkün mü Ayhan Bey? Mesela bir şirkette diyelim 200 tane bilgisayar var ve bilgisayarın bir tanesi anormal bir veri sundu. Yani normalde çalışmaması gereken bir saatte işlem yapmaya başladı. Siz bunu kolayca tespit edebiliyor musunuz? Edebilme imkanına sahip misiniz? Şöyle, bunlar için tabii sistemler lazım, bir takım danışmanlık hizmetleri. Yani uğraşmak lazım. Yani bu hemen böyle pat diye olacak elbette, bir şey değil. Ama bunlar için işte biz şey diyoruz, korelasyon kuralları diyoruz. Korelasyon kurallarının olması lazım. Bunların iyi düşünülmüş olması lazım. Sizin olası risklerinize göre yapılmış olması lazım. Çünkü sizin firmanızın riskleriyle başka firmaların riskleri birbirinden farklı olabilir. Genellikle sektörel olarak benzer risklerle ya da kullanıcı davranışları olarak benzer risklerle karşılaşılıyor. Bu yapıldıktan sonra bir yapılması gereken bir şey de 7/24 bunların izlenmesi lazım. Evet. Çünkü siz bu işleri yaptınız ve alarmlar üretiliyor. Bu arada bir sürü yanlış alarm da üretiliyor. Yani işte bakıyorsunuz 500 tane alarm var. Bu 500 alarmın 490'ı aslında doğru alarm değil. Evet. Yani gerçekten sizsiniz. Ama 10 tanesinde de siz değilsiniz. O 10 tanesini yakalamak lazım. Ve bu 10 tanesi de genellikle gece saat 3'te olur.
Öyle mi? Tabii yani çünkü bu iş yapan insanlar da en zayıf noktalarınızın ne zaman olduğunu bilirler. Tam böyle uykunun en derin olduğu noktada. Evet, yani eğer ki 7-24 yani siber saldırılarla ilgili saat kavramı bu mudur? Yani mesela saat 3 civarında mı? Yani, yani şöyle söylemem lazım. Yani ben bir hacker olsam öyle yaparım. Çünkü onlar gibi de düşünmeniz gerektiği için ona göre savunmanızı yapabiliyorsunuz. Maalesef Türkiye'deki firmaların çoğunda siber operasyon merkezi yok. Çünkü bunu yapmak çok maliyetli, çok pahalı bir şey. Yani bunlar için siber operasyon merkezlerine abone olmaları veya onlardan hizmet alması gerekiyor ki birileri sanki nasıl kamerayla hani şey izlersiniz ya, evet. Hani evinize işte bir hırsız girmemesi için kamera sistemleri koyarsınız, alarm sistemleri koyarsınız. Bir alarm merkezine de bunun probunu bağlarsınız. Bir şey olduğunda hemen alarm merkezi çalar, işte onlar da polislere haber verir veya sizi arar vesaire. Benzer şeyi sistemler üzerinde biz yapabiliyoruz. Yani siber saldırganlara karşı eğer kurallar iyi oluşturulmuşsa ve 7/24 gözlemleniyor ise bir saldırı sizin o biraz önce söylediğiniz o 210 güne de geleceğim 250 güne onun belki birinci gününde hemen yakalayabilir ve böylece kapılara doğrudan kapatabilirsiniz. Ama eğer bakmazsanız bir gün, iki gün, üç gün, 250 gün, evet o zaman verinizi kaybedersiniz. Peki o zaman o 200 gün ya da 250 gün öncesinden başlayan o süreci kontrol mekanizmasını bize anlatabilir Tabii. misiniz? Tabii. Önce süreci bir anlatayım. Tabii. Yani oradan şeye doğru geçeyim. Şimdi önce bu işleri yapan hackerlar bir kere önce hedef belirliyorlar. Yani bunlar rastgele A değil. A şirketi, B şirketi diye. A şirketi, evet. B şirket. Bunu nasıl belirliyorlar? Yani bu ne kadar bir kara bir ekonomi de olsa sonuçta bir ekonomi. Tabii. Ekonomik olarak davranacaksanız en kısa maliyetle ve en kısa eforla en fazla geliri nereden elde edeceksiniz? Ve evet lazım. Ve en kolay söylediğiniz gibi güvenlik imkanları da en kolay avı avlarsınız. Ya da ben hep onu söylüyorum bizim de çalışan müşterilerimize de kapınızı komşunuzun kapısından daha sağlam tutun diyorum. Evet. Çünkü baktığınızda bakıyor işte falanca şirket ben diyor buraya 3 günde girerim falanca firma oho 100 günde ancak girerim diyor. Yani hırsız tamam. Mesela bir apartmana girdiğinde bakıyor değil mi? Bu kapı kolay açılır, bu zor açılır. O zaman kolay açılan kapıdan başlıyor. Kesinlikle doğru. Çünkü aynı apartmanda olduğuna göre çok büyük ihtimalle o kapıdan da girse, bu kapıdan da girse benzer bir şeyle karşılaşacak, zenginlikle karşılaşacak. O zaman tabii kendini daha hem az riske edeceği ve de en az uğraşacağı yere girecek. Hackerlar da aynı bu şekilde. Önce hedefi belirliyorlar. Hedefi belirledikten sonra bir keşif yapıyorlar. Aynı şeye çok benziyor. Hırsız keşfi, yani hırsız evet. keşfi tamam ne var, nereden girerim, işte girdikten sonra ne yapabilirim? Sonra içeri nasıl girebileceğine bakıyor. Yani etrafı dolaşıyor diye düşünün. Zafiyetlerine bakıyor. Sizin güvenlik duvarınızda bir zafiyet var mı? Sistemlerinizde bir zafiyet var mı? Bir şekilde şifreleri ele geçirme imkanı var mı? Vesaire. Buradan bir zafiyet bulup bu zafiyetten içeri sızıyor. Sızdıktan sonra etrafına bakıyor. Neler var? Kaç tane sunucu var? Hangi sunucuda benim doğru bilgilerim var? Bunların içeride geçti. Bu arada işte günler geçiyor. Bu söylediğim Tabii. ilk şeyi işte 10 gün sonra bir akıyor 10 gün zaman. Daha akıyor evet. zaman. Ha bu arada adam şey gibi yani sabah saat 9'da mesai başlıyor. Sizin sisteminize giriyor. İşte keşiflerini vesaire şey yapıyor. Rutin çalışmasını rutin yapıyor. Rutin çalışması. Belki akşam vardiyasında arkadaşımla söylüyor. Sizin ruhunuz duymuyor ama bu arada. Yani eğer ki tedbirini almazsanız hiçbir şey duymazsınız. Ama bu arada her adımda bizim ruhumuzu duymasını sağlayabiliriz. Yani bizim de zaten görevimiz Sizin bu. Sizin işiniz de bu zaten. Bizim işimiz bu. Ama yani ben olayı bir anlatıyorum ki şey ne olsun. Sonrasında bakıyor, tespit ediyor. Nereden ne veriler olduğunu görüyor. Sonra bu verilerin market value'suna bakıyor. Yani ben bunu çaldığında mesela kredi kartı bilgilerine. Değer mi değmez mi? Değer mi? Kaç lira eder? Tamam buradan şunu mu? Tamam bunu yapayım. Bir de şey var. Bu verilerin dışarı çıkarılma süreci var. Çünkü veriler de az buz bir şey değil. Tabii. Yani paketlediğiniz eşyayı dışarı çıkartmanız lazım. Evet. Bir kolyeyi alıp çıkmak var. Aynen yani. Öyle. Tam söylediğiniz evet. gibi. Ya da ne bileyim 5 ton kömürü torbalayıp çıkmak var. Yani baktığınızda evet. o da bir değer yani. Onu görebilmişse. Evet. Yani bu defa parça parça bunları dışarı çıkartmaya başlıyorlar. Bu da uzun sürüyor. Bazen bu da uzun şeylerde, bir operasyon. Tabii 10 gün, 20 gün sadece veriyi dışarı çıkartmaları da sürebiliyor. Verinin büyüklüğüne bağlı. Dediğiniz tabii. gibi kolye mi, buzdolabı mı aldığınıza bağlı olarak. Şimdi biz neler yapabiliriz? Yani çıktığında da iş sonlanıyor. Çünkü artık tabii. veriye de sahip olmuş oluyor. Ve ondan sonra o verileri kara pazarda satıyor ya da ne yapması gerekiyor sonra yapıyor. Bu işin hacking tarafı. Bir de fidye yazılımı var, o ayrı bir şey ama sadece hacking tarafını anlattım. Burada biz ne yapıyoruz? Daha ilk
izlemeye başladığında ayak izlerini tespit edebiliyoruz. Diyoruz ki burada bir yabancı bizim sistemlerimize var. Zorlayan yabancı birisi var. Evet. Yani Çekoslovakya'dan birisi bu sistemleri gecenin bir vakti zorlamaya başladı. Bu hiç hayra alamet bir şey değil. Sonra daha bakıyoruz. Mesela şöyle şeylerimiz var. İçeri honeypot dediğimiz şeyler koyuyoruz. Honeypot ya bal küpü ya sahte sunucular koyuyoruz. Ona yönlendiriyoruz. Tabii. Hem de o kadar zafiyeti şey ki genellikle açık. Böyle yani cazip, gel beni yakala diye bir şey yakala. Koyuyorsun. Fakat o yakalarken biz de onu aslında yakalıyoruz. Evet. Çünkü o zaman onun ne yaptığını, ne ettiğini şey yapıyoruz, davranışına bakabiliyoruz. Yani yapıyoruz derken bu standart bir uygulama değil ama buraya kadar servislerimiz var. Bunu anlatmak için söylüyorum. Çünkü bu da o kadar kolay bir servis değil sonuçta. Elbette. Threat hunting denilen avcıyı avlama servisleri anlamına geliyor ki. Ama bunlar da yapılabiliyor. Ya da o kadar çok sunucu yapıyoruz ki adam içeri giriyor 10 bin tane sunucu. Halbuki 4 tane sunucu var veya 20 tane sunucu ama hangi 20 tanesi o olduğunu bilemiyor. Yani bu şekilde onu da kamufle ediyorsunuz. Kamufle imkanları var. Ama yaptıkça, girdikçe mesela bizim için önemli olan sunuculara bakıyoruz. Eğer onlardan birisine ayak izi değerse o zaman diyoruz ki tamam bu şey yapmaya başladı. Ama buraya gelinceye kadar biz müşterimizi hep bilgilendiriyoruz. Diyoruz ki bak şu anda kapıda. Ondan sonra bir sana bak birinci duvarı geçti şu anda içeride. Ondan sonra diyoruz ki bak şimdi geçti 3 tane 4 tane makineye baktı. Bunların önlemlerini alması ve yapılacak işleri neler yapılacağını söylüyoruz ama genellikle müşterilerimiz yapıyor. İşte nerede zafiyet varsa onları kapatıyor vesaire makinelerin şifresini değiştiriyor. Yani tabii yapılabilecek bir sürü imkan çok var. Çok güzel anlattınız. Böyle heyecanlı ve güzel anlatıyorsunuz. Ben seviyorum çünkü böyle çok teknik anlatıldığı zaman bu meseleler maalesef anlaşılamayabiliyor. Haklısınız. Yaptığınız işlem şu, yani birinci aşamasından bahsediyorum. Şimdi ikinci aşamaya geleceğiz, onu soracağım. Ya bir tuzaklama yapıyorsunuz, bir şey koyuyorsunuz, bir av koyuyorsunuz. O ava geldiği zaman zaten orada yakalıyorsunuz. Yöntemlerimizden birisi. Ya da şaşırtmaca yapıyorsunuz. Evet. Çok sayıda sunucu koyarak o sunuculardan birkaç tanesini gerçek sunucu haline getiriyorsunuz. Diğer sunucular zaman kaybettiği zaman da yine yakalıyorsunuz. Doğru. Şimdi bir üçüncü husus var. Diyelim ki siz bütün bu önlemleri aldınız. Fakat içeride hacker'ın yardımcısı var. Evet. Ona karşı ne yapacak? Çünkü mesela bu adını vermeyelim. Evet. Bankanın birinde böyle oldu. Evet. Yani dışarıdan bütün bu önlemlere rağmen girmeyi başardılar çünkü içeriden birileri yardım ediyordu. Buna karşı nasıl bir önlem alınabilir? En zoru bu. Bir kere onu söylememiz lazım. En zoru bu ama yani biz, hırsızın yardımcısı içeride olduğu yani zaman. Yani o yani şey normal hayatta da böyle değil midir? Yani aynen düşünsenize öyle bir şey varsa hiç uğraşmıyorsunuz. Ev halkından bir kere, birini kendinize suç ortağı. Bir de şüphelenmiyorsunuz vesaire. Hani o şey de var ama şöyle bir şey var. Nasıl polisiye bir şeyde suç mahallinde parmak izi, ayak izi vesaire aynen kalırsa dijital ayak izi ve şey de kalıyor. Güzel. Dolayısıyla buradan da yakalanabiliyor. Ve bu söylediğiniz oran hiç de azımsanacak bir şekilde değil. Yani bu şey anlamında söylemiyorum. Yani böyle herkesi zan altında bırakacak yok, bir ki şey yok ama siber saldırı değil de siber ihmalkarlık diyebileceğimiz olayların bir bölümü içerideki arkadaşların iyi niyetinden veya dikkatsizliğinden kaynaklanıyor ya durumda olabilir. Ya da kötü niyetin ama hep ona şey yapmak ama istemiyorum. Daha çok dikkatsizlik. Evet. Daha çok dikkatsizlik diyebilirim. Yani birisi sizin sosyal bir şeyinizi, bir zafiyetinizi şey yaparak kullanarak şey yapabilir. Yani örneğin siz yani böyle örnekler var sosyal mühendislik örnekleri. Call center arıyorsunuz diyorsun ki ben şifremi kaybettim. İşte hemen bana işte şifremi yenile. İşte diyor işte önce test etmem şey yapmam lazım. Kimliğimi doğramam lazım. İşte ama ben kimliğimi de kaybettim. İşte ne bileyim annem hasta. Bu olmaz işimi kaybedeceğim. Zaten şu oldu vesaire dediğinde karşınızdaki de bir insan şeye gelebiliyor. Tabii, evet. Yani baktığınızda halbuki yaptığınız hiçbir şey yok. Yani teknolojik hiçbir şey yok. Yani bir şekilde o şifreyi aldığınızda zaten içeri girmiş durumdasınız. Ve şey örnekleri var. Şifreler genellikle böyle monitörün kenarında asılır ya. Evet. Mesela öyle çok ilginç bir örnek var. Bir haber kanalında şey olarak zoomluyor. Arka planda mesela siz burada şey yapıyorsunuz. Arkadaki bir bilgisayarın şeyini görüyor. Oradaki şifreyi görüyor. Onu görüyor. Ve onunla girerek çok ünlü bir yabancı kanal böylece hacklendi. Oradaki şifreyle eklendi. Yani inanılmaz öyküler var Ali Bey. Evet. Peki son 7-8 dakikamız. Şimdi de şunu konuşalım. Yani büyük şirketler zaten bu işi yapmak zorunda. Evet.
yapmadıkları takdirde sorumlulukları çok büyük oluyor. İşte bu bankanın başına gelen hadisenin bir benzerinin diğer bankaların başına gelme ihtimali var. Ben hatta bu olaydan sonra diğer bankaların bu bizim de başımıza gelebilir diye çok sıkı önlemler alma gereğini hissettiklerini düşünüyorum şahsen. Yapmadılarsa zaten onların sorunu. Eğer yaptılarsa mesele yok. Sizce bu olaydan sonra mesela bankalar, büyük şirketler önlem cihetine giderek bir şeyler yapmaya başladılar mı, yoksa hala orada bir atalet duygusu var mı? Önce şey söyleyeyim, bankalar tarafındaki durum belki hani şu andaki algıdan çok daha iyi durumda. İyi. Bunun nedeni de şey söylemek lazım, regülasyonlar. Yani devlet orada gerçekten iyi bir regülasyon uyguluyor. BDDK'nın regülasyonları sayesinde olunması gereken tedbirlerin çoğu zaten diretiliyor bu yapılması gerekiyor diye kurallarla ve bu kurallar sayesinde bankalar yani mutlaka belki daha iyi olabilir ama sektörler içinde en iyi korunan, en iyi regüle edilen ve dijital saldırılara karşı en iyi korunan şeylerdir, firmalardır. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim diğer firmalarla evet. Karşılaştırarak. Ama herkesin alabileceği tedbirler var. Tabii bizde hep öyle olur. Yani bir şey bir zorladığı zaman tedbir alırız ya. Evet. Şimdi bu iki senenin, son 2-3 senenin konusu da KVKK. Evet. Yani KVKK ile beraber devlet kişisel verilerimizi korumak için bir takım adımlar attı. Gayet de güzel adımlar attı. Bu nedenle de pek çok firma bir şeyler yapmaya çalıştı. Tabii kişisel verileri korurken ister istemez kişisel olmayan verileri de korudukları için bu da büyük bir şey yarattı. Büyük bir koruma gücü yarattı. KVKK sayesinde zaten insanlar bu güvenlikle ilgili gerekli tedbirleri almaya başladılar. Ama bilinç var. Ve bu hacking olayı ya da fidye yazılımı hacking'den bu arada çok daha yaygın. Çünkü herkese fidye yazılımıyla verileri şifrelenip erişilemez hale geliyorlar. Ve bu düşündüğünüzden çok daha fazla firmada gerçekleşiyor. Ve bunlar da fidye ödeyerek, pek çok kişiye de haber vermeyerek verilerini geri alma yoluna giriyorlar. Bir kısmı alıyor, bir kısmı alamıyor. Çünkü buna ilişkin mesela Türkiye'de son zamanlarda tabii isim vermeniz gerekmiyor. Yaşanmış örnek var mı? Yani var. Banka, şirket, büyük, küçük. Yani şey söyleyemem. Sektör, büyük, küçük, sektör şey değil ama olan ve kurtardığımız firmalar var. Onu biliyorum. Bu arada kurtarmanın da bir sürü yolu var ama en iyi yolu gene ta ilk başta söylediğimiz yedekleme. Yani çünkü eğer verilerinizin yedeğini almışsanız, tabii. Eğer ki şifrelenirse en İstediği kötü dünkü verilere çalsın. Geri dönersiniz, evet. Olur biter. Fakat şimdi bunun da bir şey var Ali Bey, maalesef. Hani sakıncası var. Böyle bir matruşka gibi oluyor, içinden bebek çıkan evet. Şey gibi oluyor ama bu defa hackerlar veri yedekleme sistemlerini şifrelemeye başladılar. Çok yani önemli. Hem verinizi şifreliyorlar, hem yedeklediğiniz sistemleri keşfedip onları da şifreliyorlar. Şimdi bunun için de bir adım atıldı. Şimdi biz de şifrelenmesi mümkün olmayan yedekleme sistemleri artık müşterilerimize sunuyoruz. Yani her bir adımdan sonra onun bir karşı adımı geliyor ve teknoloji bu nedenle bir defa yaparak, uygulayarak değil, sürekli devam etmeniz gerekiyor verilerinizi güvenli halde tutabilmek için. Bu şeye benziyor mu? Yani örneği şeyden vereceğim ama bambaşka bir yerden. Mesela bir zehir alıyorsunuz, diyelim yılan zehri ya da fare zehri neyse. Bunun bir antidotu var. O antidot aslında o yılandan elde ediliyor. Yani burada birbirini tamamlayan, birbirini besleyen bir süreç var mı burada da benzeri bir süreç? Yani doğadaki şimdi gibi. Şimdi orada tam şey söyleyemem ama yani hayır, yani çok da kötü bir örnek değil söylediğiniz şey. Şimdi baktığınızda şuna bakmak gerekir ya, hani işte polisiye dizilerde falan da şey yapıyor. İşte katil kim diye bakarsınız. Katil bundan menfaat kim sağlıyorsa odur. Odur, evet. Şimdi baktığınızda biz bu işte menfaat sağlıyoruz. Yani geçimimizi bundan şey yapıyoruz ama katil değiliz de yani baktığınızda şüphelilerden birisi olabiliriz. Güvenlik yazılımı üreten firmaların aslında bu güvenlik zafiyetlerin de ortaya çıkardığıyla ilişkin böyle şeyler var. Örnekler var. Söyleyeyim. Örnek demeyelim de teoriler var. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış biz onu bilemeyiz. Yani bizim görevimiz sadece oluşan zafiyetleri keşfetmek ve bunlarla ilgili müşterilerimizi uyarmak ve peki, korumak. Son 3 dakikamız. Orada da ilk 7 ayda Türkiye'de siber saldırı konusunda ne oldu, ne bitti, nasıl bir tablo var? Yani geçen yıla göre daha mı az, daha mı çok?
Bir kere daha fazla olduğunu duyuyoruz ve her geçen daha gün fazla. Daha fazla olduğunu duyacaksın. Bunun sebebi daha fazla olduğu değil, daha fazla şirketlerin bunu deklar etme isteği ve zorunluluğundan kaynaklanıyor. Çünkü KVKK'ya göre belirli bir süre içinde eğer ki bir saldırıya bir şeye uğrarsanız, veri kaybına uğrarsanız bunu deklar etmek zorundasınız. Tabii. Yasal zorunluluk. Eskiden bu zorunluluklar olmadığı için biz bunları bilmiyorduk. Koskoca şirketler açıklamak zorunda kaldılar. Mecburen. Ve yani bu en doğrusunu yapıyorlar tabii. Bu arada. Çünkü orada sizin de veriniz varsa, işte kredi kartınız varsa, ne bileyim iptal ediyorsunuz, şifrenizi değiştiriyorsunuz vesaire bir önlem alıyorsunuz. Eğer bilmeseniz önlem alamazsınız. Yani yapılan şeyler son derece doğru. Yalnız söylediğim şey daha fazla ifşa olduğu için bu nedenle daha fazlaymış gibi geliyor bana. Fakat bu bir ekonomi ve burada da bir para döndükçe bu ekonomi artacak ve her seferinde daha fazla hacking olayı olacak ve daha fazla bu tip saldırıların olduğunu göreceğiz. Bir de şey var, artık evlerden çalışıyoruz biliyorsunuz pandemiden tabii. dolayı. Eskiden şirketlerde çalışırken hiç olmasa bir güvenlik zırhımız vardı. O binanın içinde, o binanın içindeki kablolar üzerinden internete ya da şirketin verilerine erişiyor durumda olurduk. Ama şimdi artık öyle değil. Evlerimizden erişiyoruz. Evlerimizde daha güvensiz, daha güvenlik tedbirleri yok. Çünkü tüm güvenlik tedbirleri şirketimizin içinde. Tabii. Şimdi o zaman onunla beraber yeni tedbirler alındı tabii. Şirketten üzerinden bağlanıyorsunuz. Ama bu defa bulut teknolojileri çıkıyor. Bulut size çok büyük kolaylık sağlasa da onun güvenliği daha bir ayrı bir sorun haline geliyor. Dolayısıyla teknolojinin ve insan davranışlarının iş yapış şeklinin değişmesi sebebiyle bence biraz daha güvensiz bir ortama doğru gidiyoruz. Ama merak etmesiniz kimse, hepsinin tedbiri var. Peki. Çok teşekkürler Ayhan Bey. Çok güzel bir söyleşi oldu. Platin Bilişim CEO'su Ayhan Bamyacı ile konuştuk. Şirketlerin BMAL, siber güvenliğe karşı önlem alması gerekiyor. Küçük, büyük demeden, KOBİ ya da büyük şirket demeden herkesin bu maliyete katlanarak bunu sağlaması lazım. Aksi halde kaybettiklerinizi bir daha geri alamama durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu da şirketinizin bir süre için ya da uzunca bir süre için ya da sonsuza kadar paralize olmasına yol açabilir diye uyarıyoruz. Böylece son seansında sonuna geldik. Yarın aynı saatte yine buradayız.